Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle trafik ve çevre bilgisinden karayolları ve yol çizgilerinin ne anlama geldiğini ve bu konuyla ilgili sınavlarda çıkacak tüm soruları birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle konuların ne anlama geldiğini öğrenelim arkadaşlar. Daha sonra bu konuyla ilgili yeni görsel soruları birlikte değerlendireceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve hemen başlayalım. Evet, birinci görselimiz geldi. Bakın, tek yönlü karayolunun tanımı nedir? Tek yönlü karayolu, taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna tek yönlü karayolu denir. Bakın, iki tane araç aynı anda tek yöne hareket halindeler. Tek yönlü karayollarında geri gitmek yasaktır. Burada aracımızın geri gitmesi nedir? Yasaktır. Hemen diğer görselimize bakalım. Görselimiz gelsin. Evet, iki yönlü karayolu. Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna iki yönlü karayolu denir. Aynı anda araçlar farklı yönlere seyir halindeler. Dikkat ederseniz bakın, iki yön de araçlar seyir halinde ve trafik levhasını da altta görüyorsunuz. Burada bakın, iki yönlü karayolu olduğunu bize trafik işareti bildiriyor. Evet, görselimiz, üçüncü görselimiz bölünmüş karayolu. Bölünmüş karayolu nedir? Bir yöndeki taşıt yolunun bir ayırıcıyla belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen karayoludur. Ayırıcı dediğimiz, bakın, iki tane devamlı çizgi görüşe kapalı. Bildiğiniz gibi devamlı çizgiler görüşe kapalı alanlara çizilir. Karşıya geçişi yasaklıyor. Şimdi bakın, burada kesik kesik çizgilerimiz var arkadaşlar. Şimdi bakın, yeşil araç sinyal verip kırmızı aracın bulunduğu şeride ne yapar? Geçer, değil mi? Kesik çizgi karşı şeride geçebileceğimizi, devamlı çizgi karşı şeride geçemeyeceğimizi. Buradaki beyaz araçta sinyal vermek şartıyla bakın, diğer şeride ne yapabilir? Geçebilir. Aynı anda geçemez. Ya hızını artırması gerekiyor ya da yavaşlayıp diğer aracın arkasına ya da önüne geçebilir. Ama bakın, beyaz araç karşı yöne kesinlikle geçemez. Asli kusur işlemiş olur. Evet, hemen geçelim. Çok çok önemli, kesik kesik çizgide bakın, kırmızı aracın karşı şeride geçebileceğini bize bildiriyor. Burada ise bakın, bir mavi araç var. Yine buradaki aracın karşı yöne geçmesi nedir? Yasaktır. Devamlı çizgi görüşe kapalı, kesik kesik çizgi görüşe açık alanlara çizilir. Kesik ve devamlı yol çizgisi, kesik yol çizgilerinde araçların sollama yapabileceklerini, önlerindeki araçlar sollama yapabileceklerini, devamlı yol çizgilerinde ise sollama yapamayacaklarını, takip mesafesine uyarak yollarına devam etmesi gerektiğini çizgiler bize bildiriyor. Park yeri çizgisinde de iki çizginin ortasına park etmemiz gerekir. Bakın, çizginin üzerine değil. Burada bakın, doğru park edilmiş. Bakın, bu araçlar doğru park etmiş ama şuradaki araca dikkat ederseniz yanlış park etmiş. Yaya geçidi de yine bakın, nokta nokta da olabilir, devamlı çizgilerle de olabilir. Bu tip yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkı tabii ki kimindir? Yayalarındır. Yaya geçidini gördüğümüzde
hızımızı azaltacağız. Yaya geçiyorsa ilk geçiş hakkını yayalara vermemiz gerekiyor. Yön okları da yine bize ileriden sağa dönüşümüzü ya da düz gitmemiz gerektiğini, bakın bir nolu yön okunda ise ileriden sola dönüş, mecburi dönüş olduğunu bize bildiriyor. Evet. Yolda dikkat ederseniz azami hız sınırı yani 50'yi göstermiş. 50 demek hız sınırımızın 50 olması gerektiğini, yani en yüksek hız sınırı 50 olması gerektiğini, engelli sürücüler için park yeri olduğunu, taralı alana girilmeyeceğini bize bildiriyor. Yavaşlama uyarı çizgileri genellikle duraklarda görebilirsiniz. Yol ver, tali yollarda bulunur. Dur, yine tali yollarda bulunur. Bisiklet yolu olduğunu bize bildiriyor. Evet, geçiş yoluna geldik arkadaşlar. Geçiş yolu bir mülke girip çıkması için araçların yapılmış olan yolun karayolu üzerinde bulunan kısmıdır. Yani burada bakın bir nolu araç sürücüsü, kırmızı araç yola çıkıyor. Sinyalini verip ne yapması gerekiyor? Şu anda sinyalini verdi. Dikkat ederseniz sinyalini verdi. Beklemesi gerekir değil mi? Karşısındaki araç geçtikten sonra yola çıkması gerekiyor. Sağ dar kavisle dönmesi, bakın dönmesi gerekir. Evet. Bir nolu araç bekleyecek. Önce iki numara geçecek. Daha sonra bir yoluna dar bir kavisle dönmesi gerekiyor. Bir iz veya mülk, bu bir akaryakıt istasyonu olabilir veya bir eviniz olabilir gibi. Bahçenizden çıkıyorsunuz yola, mutlaka karşınızdaki araca yol vermeniz gerektiğini de unutmayalım. Geçiş yolu ile ilgili bakın diğer bir örnek. Akaryakıt istasyonundan yakıt alan bir nolu araç sürücüsü yola çıkıyor ve sol tarafta da iki nolu bir araç seyir halinde gidiyor. Bir numara mı iki numara mı ilk geçer sorusunun cevabı tabii ki iki numara. Bir nolu araç sürücüsü bekler, önce iki numara geçmesi gerekir. Bir iz veya mülk dedik ya, işte bu da arkadaşlar bir iz veya mülktür. Evet, kavşak ortak alanında kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan kavşaktaki geometrik ve fiziki değişkenliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alanlardır. Şimdi buradaki kırmızı araç bakın seyir halinde sinyalini verdi, seyir halinde geliyor. Bakın geliyor, sinyalini verdi, sola dönüş yapacak. Sola dönerken geniş kavisle dönmesi gerekiyor. Sola dönüşler geniş kavisle geniş. Eğer kırmızı araç sağa dönüş yapsaydı dar kavisle dönmesi gerekiyordu. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet, diğer konumuz yol çizgileri. Yol çizgilerinin anlamları nedir? Çok çok önemli. Yol çizgileri, kesik kesik yol çizgileri, görüş açısı açık olan yollara çizilir. Bakın burada kesik çizgileri görüyorsunuz. Burası görüşe açık alandır. Trafik kurallarına uymak şartıyla sürücülerin yol ve trafik durumuna uygun olduğunda öndeki araçları geçebileceklerini, şerit değiştirebileceklerini bize ne yapıyor? Çizgiler bildiriyor. Yani bir nolu araç, burada da iki nolu bir araç var ise bir nolu araç iki noluya ya da iki bir nolu aracın bulunduğu şeride geçebilir. Evet, burada da yine kesik çizgiler, bölünmüş bir karayolu. Buradaki araç sürücüsü diğer şeride geçer değil mi? Kesik çizgide dikkatli bir şekilde karşı şeride geçilebileceğini bize bildiriyor. Devamlı yol çizgilerinde ise şeridin
İki yönlü karayolunda Dönemeç Tepe Üstü, Kavşak veya Okul Geçidi, Demiryolu Geçidi, Dar Köprü, Tünel gibi yerleşim yerlerinde şerit değiştiremeyeceğini, karşı şeride geçilemeyeceğini, görüşe kapalı yerlere çizildiğini bize bildiriyor. Bakın burada bir nolu bir aracımız var. Burada da iki nolu bir araç var. Bir nolu araca diyor ki karşı şeride geçmek yasak. Değil mi? Devamlı çizgiden dolayı görüşe kapalıdır burası diyor. Karşı tarafa geçemezsin ve önündeki aracı takip etmen gerekiyor. Takip mesafesini koruyarak yoluna devam etmen gerekiyor. Aracı sollamadan yoluna devam et diye bize söylüyor devamlı çizgi. Evet, yan yana iki devamlı çizgi. Bakın şurada görüyorsunuz, yan yana iki devamlı çizgi yolu bölünmüş haline getiriyor. Burada da bir nolu şekil diyelim şurada. Burada iki nolu şekil olsun. Bir ve iki nolu şekillerimizde iki devamlı çizgi yolu bölünmüş haline getirdi. Ve görüşe kapalı alana girdiğimizi bize söylüyor. Karşı şeride geçişi yasaklıyor. Karşıya geçmek asli kusurdur diyor. Evet. Devamlı ve kesik yol çizgileri, buradaki bakın kesik kesik yol çizgisi ve devamlı yol çizgisi, kesik yol çizgisi bölümündeki araçlar önlerindeki araçları kontrollü bir şekilde sollayabileceklerini, devamlı yol çizgisindeki araçların ise geçemeyeceklerini, yani önündeki araçları sollayamayacaklarını bize söylüyor. Kesik çizgi görüşe açık alanlara, kapalı devamlı çizgi görüşe kapalı alanlara çizildiğini bize bildiriyor ve sollama yapılamayacağını bize bildiriyor şeklimiz. Evet, hemen diğer, evet, sorumuz gelsin arkadaşlar. Sorumuz geldi. Bakın konuyla ilgili soru çok çok yine önemli. Şekildeki yol çizgisinin anlamını sormuşlar. Kesik kesik yol çizgisinin anlamını sormuşlar. Yıldızlı sınav sorularımız. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Şerit değiştirmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Kurallara uygun olarak şerit değiştirilebilir ya da öndeki araç geçilebilir. Tabii kesik yol çizgileri görüşe açık alana çizildiği için, bakın diyelim ki burada araçlar seyir halinde gidiyor. Bakın 1 numara, 2 numara. 1 nolu araca diyor ki kontrollü bir şekilde karşı şeride geçebilirsin ya da 2 nolu araç karşı şeride geçebilir diyor bize kesik kesik çizgiler. Kurallara uygun olarak şerit değiştirilebileceğini ve öndeki aracın geçilebileceğini bize bildiriyor. Doğru seçenek Denizli seçeneğidir. Hemen diğer sorumuz gelsin. Bakın 1, 2, 3 şeklinde verilmiş. Bu tip sorularda öncelikle soruyu okuyalım. Taşıt yolu kaplama üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? Araçlar tarafından geçilebilir diyor bakın. Geçilebilmesi için kesik yol çizgisi olması gerekiyor değil mi? Yani kesik yol çizgisi olması gerekir. Evet, şimdi kesik yol çizgilerinde karşı şeride geçilebileceğini, devamlı çizgide ise karşıya geçilemeyeceğini ya da araç sollama yapılamayacağını. Kesik yol çizgisinde geçilir, devamlı yol çizgisinde geçilmez. Yan yana iki devamlı çizgi, bakın yan yana İki devamlı çizgi yolu bölünmüş hale getirdi değil mi? Burada ise devamlı yol çizgisinde yine karşıya geçişi nedir? Yasaklıyor değil mi? Yani demek ki 2 ile 3'ün olduğu seçenekler yanlış. Evet bakın 2 ile 3'ün olduğu seçenekleri işaretledim. Sadece Adana seçeneği kaldı. Cevabımız A seçeneğidir. Evet. Diğer sorumuz, şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri. Evet bakın kesik, kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere neyi bildirir? A çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini,
B her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini, C her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini, D devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Evet arkadaşlar, burada Denizli seçeneği doğru cevap. Devamlı yol çizgindeki araçların şerit değiştiremeyeceğini bize bildiriyor. Doğru seçenek Denizli. Diğer sorumuza bakalım. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi. Bakalım. Seyreder. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. 2 nolu aracın 3 nolu aracın bulunduğu şeride geçebilir mi? Geçemez. Yasak olan bakın budur. Değil mi? Bursa seçeneği yasaktır. Asli kusur işlemiş olur. 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi. Evet, sağda seyredebilir. 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. Evet, 4 nolu aracın 3 nolu aracın bulunduğu şeride geçmesi mümkündür. Çünkü kesik kesik çizgiler boyunca karşıya geçebileceğini bize bildiriyor. Evet, burada Bursa seçeneği doğru cevap ve yıldızlı sınav sorularından. Evet arkadaşlar, geçelim. Bakın çok çok önemli sınav soruları çözüyoruz sizler için. Artık bundan böyle karayolları yol çizgilerinden kesinlikle yanlış soru yapmayacaksınız. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? Görsel bir soru düşünün arkadaşlar. Araçlar seyir halinde, hareket halinde gidiyor. Artık görsel sorular çözüyoruz ya. Şimdi burada şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır? Çok şeritli karayollarında sol şeritler sürekli olarak işgal edilmez. Kuralımız sağ şeritler otobüs, kamyon ve tırlar için, çekiciler için kullanılıyordu. Burada sol şeritler hangileridir? 3 numara sol şerittir. 2 numara sol şerittir. Demek ki 2 ve 3 nolu şeritler sürekli olarak işgal edilmez. Hangi seçenekte var? Tabii ki Ceyhan seçeneğinde sorumuz doğrudur. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz gelsin. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini. B. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini. C. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. D. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. Tabii ki kesik yol çizgilerinde araçların şerit değiştirebileceğini, önlerindeki araçları geçebileceğini, devamlı yol çizgisinde ise önlerindeki araçları geçemeyeceğini bize bildiriyordu. Sorulan sorunun cevabı Ceyhan seçeneğidir. Hemen diğer sorumuz. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir? Bakın yazıyı sormuş bize. A. Işıklara 50 metre kaldığını. B. Asgari en az hız sınırını. C. Azami en yüksek hız sınırını. D. Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını. Tabi burada 50 rakamları bize yazı, değil mi? Bize neyi bildiriyor? Hız sınırının 50 olması gerektiğini, en yüksek hız sınırının 50 olması gerektiğini bize bildiriyor. Doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. Diğer bir soru, şekildeki karayolunda seyreden araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Görsel bir soru yine aynı şekilde. Araçlar hareket halinde. Bakın. Bir numara aracın bulunduğu şeritte seyretmesi seyredebilir mi? Tabii ki seyreder. Demek ki doğru. 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi geçebilir mi? Kesik çizgiler boyunca geçebilir. Doğrudur. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi, 2 nolu aracın 3 nolu aracın bulunduğu şeride geçmesi kesinlikle mümkün değildir. Bakın bölünmüş karayolunda karşıya geçmek görüşe kapalı.
karşıya geçemezsin diyor. Asli kusurdur. Demek ki cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, yine 3 numaralı aracın sağdaki şeridi seyretmesi tabii ki seyredebilir. Sağdaki şeride geçer. Evet, bölünmüş bir karayolundan örnek arkadaşlar. Yaya yolu kaldırım nedir? Yaya yolu, karayolunun taşıt yolu kenarıyla gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan, yalnız yayaların kullanımına açık olan nedir? Kaldırım yaya yoludur. Banket nedir? Banket ise yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarıyla şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanabileceği zorunlu hallerde de bakın zorunlu hallerde araçların faydalanabileceği kısma biz banket diyoruz. Bakın şuradaki banket diyoruz. Platform nedir? Banket, şerit ve yaya yolu kaldırımdan oluşan tüm alana platform diyoruz. Taşıt yolu, bakın şuradaki şeritlerdeki araçların bulundukları alandır. Evet, şerit ise araçların bir dizi halinde kendi bölümlerinde, kendi şeritlerinde gittiği bölümdür şerit. Evet. Yaya geçidi nedir? Yaya geçidi taşıt yolunda yayaların güvenle geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleriyle belirlenmiş alanlardır. Bakın şekillerde de görüyoruz. Trafik işaretlerini görüyoruz. Yaya geçidi işaretlerimiz var. Dikkat ederseniz ilk geçiş hakkı tabii ki burada yayalarındır. El kol hareketi yapmadan yaya geçidindeki ilk geçiş hakkını yayalara vermek nedir? Trafikte sabırdır, hoşgörüdür, kuraldır arkadaşlar. Evet. Okul geçidi nedir? Okul geçidi de okul öncesi ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi gereken bölümlerde yaya geçitlerinin, okul geçitlerinin olduğu bölümlerde mutlaka ilk geçiş hakkını öğrencilere vermek zorundayız. Alt geçit yine karayolunun diğer bir karayoluyla demir yolunun alttan geçmesini sağlayan bakın alttan geçmesini sağlayan bölümdür. Üst geçit ise bakın şurada görüyoruz. Karayolunun diğer bir karayolu veya demir yolunun üstten geçmesini sağlayan yapıda nedir? Üst geçittir. Evet. Ayırıcı. Ayırıcı nedir? Ayırıcı taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran değil mi? Karşı tarafa geçişi ne yapıyor? Yasaklıyor değil mi? Bakın tamamen yasak. Karşı tarafa geçmesini engelleyen, zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. Ayırıcı burada şekilde görüyoruz. Şerit. Şerit nedir? Şerit taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. Araçlar şu anda bakın kontrollü bir şekilde seyir halindeler. Karşı şeride ne yapabilir? Geçebilir. Çünkü kesik çizgi karşı şeride geçebileceğini bize söylüyor. Otopark, park yeri nedir? Araçların park etmesi için kullanılan açık ve kapalı alanlar otoparktır. Değil mi? Park yeridir. Evet, ülkemizde trafik biliyorsunuz ki sağdan akar. Özellikle otobüs, kamyon ve tırlar sağ taraftan gitmek zorundadırlar. Tırmanma şeridi, orta şerit sadece geçiş içindir. Şurada gördüğünüz gibi bakın, orta şeritler geçiş içindir. Devamlı olarak işgal edilmez. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolardan da haberdar olun. Bundan böyle trafik, motor ve ilk yardımla ilgili tüm konuları hem konuları hemen konuların arkasında ve konuların içerisinde konuyla ilgili çıkan ve 2002'de sizlere çıkacak, %100 çıkacak tüm soruları bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.